Ben bir gün gazetesinde haberlere konu olan, mağdur olduğu iddia edilen Hatice Kübra Gümüşel'in abisiyim. Ben Fatma Betül Gümüşel, Hatice Kübra Gümüşel'in kız kardeşiyim, 21 yaşındayım. Ben Ayşe Ömeyla Gümüşel, Hatice Kübra Gümüşel'in kız kardeşiyim, 19 yaşındayım. Evet, biz 4 kardeş, 3 kız kardeş, 1 erkek kardeş bir evde büyüdük. Bizim yaşlarımızın arasında da pek yoktur. Yani birbirimize yakın yaşlardayız. Ben o 6 yaşındayken tahminimce ben de 8 yaşlarında falandım. Böyle bir konu olsaydı herkesten önce başta sanki bizim haberimiz olurdu, öyle değil mi? Fakat bizim böyle bir şeyden ne haberimiz oldu? Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. Yani 6 yaşında bir kız nasıl evlendirilebilir ki? Şahsım olarak onunla beraber aynı evde büyüdüm. 2 yıl evvele kadar da hep beraberdik, beraber oturuyorduk, beraber dertleşiyorduk. 2 yıl evvel gitmeden 15 gün önce benim bir tane çocuğum oldu. Yeni evlenmiştim. Çocuğum olduktan 15 gün sonra gitti. Hatta gitmeden bir gün önce akşam çocuğumu öpüp içine çektiğini de gözüm gibi hatırlıyorum. Böyle bir durumda ben bilmiyorum yani. Bu iddiadan başka bir şey değil. Çünkü ben aynı evde büyüdük ve ben böyle bir şeye şahit olmadım. Eğer öyle bir şey olsaydı bizim ablamla yaşlarımız birbirine çok yakın. Kardeşim de öyle. Yani bize de aynısı olurdu. Ben 21 yaşındayım. Şu ana kadar evlenmedim. Öyle bir baskı da görmedim anne babamdan. İddiayı ben ablam gittikten sonra öğrendim zaten. Şok oldum öğrendiğim gibi. Eğer öyle bir şey olsa aynı kız kardeş bunu hissetmez mi? Ya da aynı kız kardeşe de olmaz mı aynı şey? Biz bu evde beraber büyüdük. Ben ablamla çok yakındım zaten. Hani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi ablamla birlikte. Gitmeden son 2 yıl önce ablam biraz değişti sadece. İkinci çocuğuna hamile kaldı. O sıralar çok mutluydu. İçi içine sığmıyordu. Hatta onun haberini aldığımı hala hatırlıyorum. Gözleri böyle parlıyordu. Sonra 5. aya kadar her gün işte bir yerlere gidiyordu. Çok çok mutluydu böyle. Her gün işte benimle birlikte dışarı çıkıyorduk. Yani sürekli bir şeyler yapıyorduk. 5. ayda bebeğinin cinsiyetini öğrenmeye gittiğinde ablam orada bebeğini kaybettiğini öğrendi. Ondan sonra bir anda çok değişmeye başladı ablam. Hani o neşeli, o içine sığmayan insan gitti, yerine başka biri geldi sanki. Yani pek bir şey yok Fatma'nın ablamın dediği gibi. Ben de 19 yaşındayım ve halen de evlenmedim, bekarım. Hiçbir üstüme de baskı yapmadılar. Evet. Gerçekten bir tarafımız kan ağlarken öbür taraftan da acı gülümsemek zorunda kalıyoruz. Delilin niteliğinde olduğu iddia edilen Halk TV'nde bastır dakikalarca üzerine konuşulan fotoğraflara hakikaten bir akıllı yerinde olan, yani bunu delil saymayacağı şeyleri ortaya koymaları gerçekten beni sadece dediğim gibi, yani o kahrımızın arasında bizi sadece birazcık güldürdü. Biz hepimiz hafızız. Bütün kardeşlerimiz, giden kardeşimiz de 2 yıl önce maalesef bizden ayrılan, bizi hüzne boğan kardeşim de hafızdır. Ben Kur'an-ı Kerim bitirdiğim vakitte hafızlığa geçecekken bana akülü arabalar alındı. Hafızlık yaparken efendime söyleyeyim hafızlığın yarısına geldim diye bana etkinlikler düzenlendi. Bitirdiğim vakitte ayrı etkinlikler düzenlendi. O bahse konu olan kardeşimizin özellikle ben gelinlik giyeceğim diye bastıra üzerinde durduğunu ben şahidim. Ailem onu götürürken ben de yanlarında vardım. Beraber gittik. Ümraniye'de şu anda tam hatırlayamıyorum dükkanın ismini fakat yerini biliyorum. Orada biz bunu gittik, diktirdik. Ama sonra geldik, bunu giyindi, program oldu. Bizim orada, bizim evimizin olduğu bölgeye yakın bir yerde annemin tanıdık bir fotoğrafçı arkadaşı vardı. Ve biz bunun fotoğrafçısına zaman zaman gidip fotoğraf çektirirdik. Ve oradaki gelinlikli çiçeklerin önündeki gelinlikli fotoğrafını da o zaman gittik biz çektirdik. Tabii şimdi işin filmin koptuğu yer burası. Peki sadece bunun fotoğrafı mı var? Yok. 19 yaşındaki kız kardeşim Ayşe Ömeyra, 21 yaşındaki kardeşim Fatma Betül. Bunlara ait fotoğraflar da hepsi şu anda bizim elimizde zaten mevcut. Şöyle gösterecek olsun. Mesela bu fotoğraf benim kardeşime ait, kız kardeşime ait, Ayşe Ömeyra'ya ait. Bu fotoğraf ise benim 21 yaşında olan kız kardeşime ait. Burada da yine gelinlikli, yukarıdan merdivenden aşağı iniyor. Bildiğiniz profesyonel stüdyo çekimi. Burada da kardeşimiz, evlendi mi bu şimdi? Dediğim gibi yani orada şey esnasında efendime söyleyeyim ısrar ediyorlardı işte efendime söyleyeyim orada bir artık tam şu anda hatırlayamıyorum hafızlığa geçiş aşamasında mı Kur'an-ı Kerim bitirdi diye mi herhangi bir etkinlik esnasında. Abimin de dediği gibi biz üçümüz de yani sadece ablam da değil ben de çok ısrar ettim gelinlik giymek için. Kardeşim Ayşe Ömeyra'da zaten en çok Ayşe Ömeyra ısrar etti gelinlik giymek için. Çünkü etrafımızdaki bizim yaşatımızdaki kızların hepsi bir tören olduğunda bir bayramda ya da bir öyle bir ailevi bir tören olduğunda hemen şey giyerlerdi. Böyle gelinlik giyerlerdi, kabarık elbiseler giyerlerdi. Şimdi elimde var 23 Nisan ya da ne bileyim etkinliklerde olan fotoğraflarda bir sürü, tamam. Bir sürü kızlar var gelinlik olarak.
Yani bunların hepsi şimdi evli mi ya da çocuk mu gelin oldular? Yani böyle gelinlikle bir fotoğraf çekildiğinde herkes küçük mü evlendi anlamında oluyor. O zaman ben de kardeşim de öyle olmamız gerekiyordu. Gelinlikleri annemler bize şeyden dolayı da giyindiriyorlar. Hani hafızlığa başlarken bak biz sana böyle yapıyoruz. Hafızlığa bitince de daha güzel bir şey giyindireceğiz sana. Hani o şekilde de bir heyecan olsun diye. Sonra arkadaşlarımızdan görüyorduk, kreşe gidiyorduk işte. Bizim kreşteki arkadaşlarımız işte geçiyordu Elif Bey'e falan. Orada giyindiriyorlardı. Ben çok zorlandım. Bir türlü Elif Bey'e geçememiştim ben. Annem tekrar beni bir sene daha verdi. Ben gene bir türlü Elif Bey'e diyemiyordum. Sonra annem babama dedi hani bizim bütün çocuklarımız da hafız olacak değil. Üçü oldu elhamdülillah. Bu da olmasın, olmuyor demek ki. Babam dedi benim kızım da hafız olacak inşallah dedi. Sonra o günden sonra bir anda Elif Bey'e geçtim ben. Sonra hafızlığımı yaptım. Yani gelinliğimi giydim. Çünkü arkadaşlarımın hepsi geçmişti. İki sene giydiler onlar. Ben hiç giyememiştim. Giydiğim zaman annem arkadaşlarımı da çağırmıştı. Bizim en çok büyük acımız kendimizden ziyade annemize, babamıza. Annem bu haberleri medyada duyduğundan beri belki ağzını bir lokum ekmek ya koymuştur ya koymamıştır. Ben bunu böyle bir sanki devleti kurtarırcasına Halk TV'ne çıkıp bu fotoğrafları ortaya koyaraktan yayın yapan Timur Soykan Bey'e sormak istiyorum. Bir anneyi bu hale getirmenin vebalini kaldırabilecek misiniz? Yani vicdanı acaba bu konuda rahat edecek mi? Böyle bir anneyi bu yangına düşürmenin vebalinden belki bu dünyada kurtulur. Ben bilemem. Ben gaybı bilemem. Belki bu dünyada kurtulur. Ama yarın ahirette biz onunla hesaplaşacağız. Kadın hakları olarak savunuluyor ablam. Ama benim annem de bir kadın. Ben de bir kadın. Kardeşim de bir kadın. Ben annemi böyle görmek istemiyorum. Benimle bu kadar ilgilenen, ablamla bu kadar ilgilenen, bizimle bu kadar ilgilenen annemi böyle görmek istemiyorum ben. Babamı da böyle görmek istemiyorum ama hani kadın hakları diyorlar. Annem bir kadın, ben bir kadının bir iddiadan çıkarak neden anneme hakaretler yağdırıyorlar? Abla ben sana şunu söylemek istiyorum. Son iki yıldan beri, son iki yıl önce o bebeğini düşürdükten sonra, bebeğini düşürdü sonra eve geldin. Böyle acı bir tebessüm vardı zaten yüzünde, hala hatırlıyorum. Hastaneye gittiğinde biz çok ağlamıştık. Sonra eve gelirken babam, yani hep birlikte babam, annem, biz hep birlikte karar verdik. Dedik ki bundan sonra hani ağlamak yok, güleceğiz ablana karşı. Kesinlikle bir hüzünlü yüz ifadesi yok. Ablamız zor zamandan geçiyor diye. Ablama sürekli destek olmaya başladık. Zaten annem zaten çok ince bir insandır. Ablamın bu düşüşü sanki böyle annem bizden birini kaybetmiş gibi üzüldü. Annem yataklara düştü. Ne kadar ablama gülmeye çalışsa da gecelerin onun haykırışlarını ben hatırlıyorum, unutmadım. Annemin ağladıklarını unutmadım ablam için. Annem bu kadar iyi davranır. Sonradan zaten biz ablama çok daha böyle. Çünkü biri hasta olduğunda ona daha çok ihtimam gösterirsin. Ablama daha çok ihtimam gösterdik. Çünkü ablam da böyle psikolojisi çok narin bir insandır. Çok nazik, çok böyle çok tatlı bir insandır. Yani gitmeden önceki ablamı bir tanısanız dünyalar kadar seversiniz. Öyle bir insandı benim ablam. Böyle onun yüzündeki o gülücükleri, ne kadar böyle acılar çeksek de ben onu unutmuyorum hiçbir zamanda. Bu kadar iyi davranırken biz ablam hiç gülmüyordu. Yani bir şaka yapardık ve sürekli biz ortamda konuşurken, yani buna hepimiz şahit olmuşuzdur ama dile getirmeye korkuyorduk sadece. Çünkü ablamız bizim, o hasta olduğunu dile getirmeye hepimiz korkuyorduk. Sürekli duruyordu. Hiç ortamda bir baba olmuyordu ablamın. Böyle duruyordu. Ne bize bakıyordu ne birine. Yani ortamda bir konu konuşuluyordu mesela. Sonra ablama dönüyorduk. Ne kadar komik değil mi dediğimize mesela. Ne konuşuyordunuz? Ne olay olmuştu? Bir daha baştan onu anlatmaya başlıyorduk. Gitmeden bir gün önce ablamın evine gittim ben. Yeni Muhammed Emin'in eşyasını almak için üstünü ıslatmıştı. Evine gittim. Kapıyı çaldım. İçeriden böyle hani kapıyı çaldım. Ta o koridora kadar gülme sesleri geliyordu. Eşiyle birlikte ikisinin gülme sesi geliyordu. Ve ben kesinlikle yalan söylemiyorum. Allah şahidimdir. Ona o sabah gittiğini öğrendik. Zaten o zamanı hiç unutmuyorum. Ben evine gittim. Yok, ablam yok hiçbir yerde. Yok, abla yok. Sonra gittiği anlaşılınca, bunu da annem şey yapınca, annem yere kapandı. Benim ayaklarımın bağı çözüldü. Annem yere kapandı. Babama bakamıyordum çünkü ben babamı öyle görmeye alışık değildim. Ben annemi de öyle görmeye alışık değildim. Annemi ben yerden kaldırıp da yukarı götüremedim. Anneme kaç hafta yemek yediremedim.
babamla konuştulardı herhalde. Birisi dedi, ben böyle Fatih Kübra'yı bulmuşlar dedi böyle ablama. Ben böyle bir gülmeye başladım. Ablamı buldular hani bitti derken. Ama o dedi gelmek istemiyor, sizden şikayetçiymiş dedi. Ben o an böyle anda yaşadığımı bilmiyorum. Çünkü her şey üst üste geldi. Neden şikayetçi? Neden ablam gelmek istemiyor? Benim ablam böyle bir insan değil çünkü. Ben annemin o geceler boyu ağlamasını ben hiçbir zaman unutmadım. Unutmayacağım. Hala da aynı şeyler oluyor zaten. Hatırlamak istemiyorum ama 2 yıl sonra yine aynı bugün aynı şeyler daha fazla seni oluyor. Ben bu baskıya dayanamıyorum. Yani bir anneye bir iddia üzerinden bu kadar yüklenilir mi? Bir babaya iddia üzerinden bu kadar yüklenilir mi? Babam bir gülse biz mutlu oluyorduk ki hani ablamla alakalı böyle güzel bir şey var. Hani geldi, döndü, aradı, bir şey oldu yani ama 2 yıldan beri hiç öyle bir şey olmadı. Sonra bir ay sonra yani bilmiyorum zamanını da bilmiyorum. Sonra biz ablamın iddia ettiklerini duydum. Ben şok oldum zaten. Herkes gibi hani şimdi haberlere çıktı herkes ayağa kalkıyor ya. Ben o ailede büyüdüm. Ben o ailede büyüdüm. Sadece ben değil. Eğer ben yalan söylüyorsam kardeşim Ayşe Mira da o ailede büyüdü. Abim de o ailede büyüdü. Böyle bir şey olsa neden biz bilmeyelim ki? Neden ilk biz bilmeyelim? Son olarak şöyle bir şey demek istiyorum. Tabii geçen süre zarfında 2 yılda çok yıpranışlar oldu. Hem bizim tarafımızda hem kardeşim muhakkak giden kardeşim yanında çok yıpranışlar oldu. Çok kırıldık. Belki ömrümüzün sonuna kadar devam edecek izler bizde bıraktı, kalbimizde bıraktı. Ama buna rağmen biz kardeşimizi buna inansın ki Timur Soykan beyefendiden daha fazla seviyoruz. Ve dibine kadar da sevmeye devam edeceğiz. Ne olursa sevmeye devam edeceğiz. Başka da bir şey demek istemiyorum.